Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu cıvıl cıvıl yeleğimizi öreceğiz. İleğimiz kız ve erkek bebeklerimiz için uygun bir e, çalışma. E, kalan ipleri değerlendirmek için de güzel bir fikir. Dilerseniz kalan iplerimizi değerlendirirseniz, dilerseniz farklı bir kaç renk ip alarak bu çalışmamızı sizler de yapabilirsiniz. Evet çalışmamız bir yaş grubu için ben kalan iplerimi değerlendirdim. E, ölçülerine şöyle sizlerle birlikte bakalım yakanın en üst bölümünden tutuyorum en alt bölüme kadar ölçtüğümde 32 santim kolumuzun ucundan tutup baktığımızda ise 30 santim olduğunu görmekteyim kol altına kadar 11 santim gövde genişliğine bakacak olursak önce kolumuzun bir ucundan bir ucuna bakıyorum 29 santim kol altından baktığım zaman ise 27 santime karşılık geldiğini görmekteyim. Evet arkasını şöyle çevirip bakalım. Yakamızın böyle yuvarlak döndüğünü görmekteyiz. Yine renklerimizin geçişini şu şekilde görüyoruz. Evet burada öreceğiniz iplerin kalınlığına ve elinizin gevşek ya da sık oluşuna göre tığları ayarlarsanız çok güzel olacaktır. Bazılarımızın eli çok sıkı olur. Ince de tığ kullandığımız zaman aynı bu ölçülerde başlamış olsak bile çok küçücük bir yelek ortaya çıkar. Kiminin eli de çok boldur. Daha seyrek seydekiler aynı ölçüleri birazcık daha büyük olabilir. Bunun için el ölçümüzü tanımamız lazım. El ölçümüze uygun tığlarla bu çalışmamızı yaparsak çok çok güzel sonuçlar alırız. Birkaç örgü ördükten sonra zaten eminim hepiniz el ölçüsünü biliyorsunuzdur. El ölçümüze göre uygun tığlarımızı kullanalım ve güzel çalışmamıza başlayalım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak tamamı ücretsiz abonelikten herhangi bir ücret alınmamakta. Beğeni ve yorumlarla da beğenirseniz böyle parmaklara basarak beni çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek yuvalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum düğümümle birlikte. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincirin içerisine giriyorum. Şöyle başını gevşetiyorum. Ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3 3 defa da ördüm bir tane yuvayı hazırladım ve üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 defa da çekiyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hem trabzanımın hem de zincirimin bulunduğu kat aralarından ikisinin içinden girerek 1 2 3 Yeniden 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hem zincirim hem de trabzanımın kat arasından girerek tığımın başını dolamıştım. İçinden geçiyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Ve bu şekilde kutucuklarımızı hazırlıyoruz. Son kez yapalım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Hem zincirim hem trabzanımın kat arası var. Bakın şuradan ikisine de giriyorum içinden geçip 1 2 3 tane 3 defa da örerek tamamlıyorum ve bu şekilde kutucuklarımız oluşuyor. Kutucuklarımı hazırlayarak geldiğim kaç tane kutucuk ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 tane kutuyu örmüşüm. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekip kapatıyorum ve başlıyorum. Şuraya bakınız. Yuvanın içerisine tığımın başını doluyorum. Giriyorum. İki seferde çekiyorum. Bir, iki. Bu birinci trabzan. Aynı yere bir, iki. İkinci trabzan örüyorum. Aynı yere bir, iki, 3 tane trabzanı ördüm. Araya zincir çekmeden hemen diğer yuvaya geçiyorum ve 3 tane trabzan da başını bir dolayıp iki defa da çekerek örüyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm birinci yuvaya. 3 tane trabzanım ikinci yuvaya. 3. yuvaya da yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp iki defa da alıyorum. 2 ve 3. Burası yeleğimizin ön kısmı için yeterli. Daha büyük yaşlarda örecek arkadaşlarımız buradaki grubumuzu 4 ya da 5 yapabilirler 2 yaş için. Daha büyükler için ise 5 tane trabzan grubumuz olsun. 3 tane trabzan grubunu ördükten sonra tığımın başında doluyorum. Buraya köşe ayrım yerini yapıyorum. Hem artışlarımızı hem köşemizi bu bölümden oluşturacağız. Üç tane trabzan da bu noktaya örüyorum. 3 trabzanımı ördüm ve 3 tane zincir 1 2 3 3 zincirimi çektim yine köşe olacağı için burası aynı noktaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum burası önümüzde kolumuzu ayıracak ve de yeleğimizin roba kısmı için artışlarımızı yapmamızı sağlayacak 3 tane tekli grubu ve bir tane köşemi tamamladım şimdi kolumu örmeye başlıyorum Dört tane grup öreceğiz buraya da. Bir dolayıp yine iki defa da çekiyorum. Birinci grubumu ördüm. İkinci grubuma başlıyorum. Doluyorum. Her bir yuvaya farklı farklı giriyorum bakınız. 2 Direkt zincir trabzan üzerinden daha kolay olmakta. Şöyle bakayım kaç oldu. Çiftli grubumuzdan sonra sayıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü grubumu ördüm. Dördüncü ve son grubumu kolum için örüyorum. İki ve üç. Dördüncü grubumu da tamamladıktan sonra yeniden şuradaki köşemiz gibi örüyoruz. Üç trabzan, üç zincir, üç trabzan. Giriyorum. Bir. 2 3 tane trabzanımı örüyorum araya 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve yeniden aynı yuvaya köşem için 3 tane trabzanımı örmek için giriyorum 1 2 3 Burası da yeleğimizin kol için ördüğümüz bölümü bir köşeden bir köşeye kadar arada 1 2 3 4 tane grubum ördüm. Şimdi yeleğimin arkası için 5 tane buradaki grubumuzdan örüyorum. Evet kolumdan sonra bakın çift örmüştüm. Arkaya başladım. 1 2 3 4 5 tane tekli grubumu arkam için ördüm. Önümüz, kolumuz ve arkamız. Şimdi birbirinden ayıran çiftli bölümümü yeniden örüyorum. videomuz çok uzamasın diye o tekli grupları kendim örerek geldim. Şimdi 3 tane grubumu ördüm. Köşemi öreceğim için 2-3 zincirimi çekip aynı yuva içerisine giriyorum. Ve 3 tane daha buraya trabzanımı örüyorum. Ve diğer kolumu ördüğüm gibi bakınız 4 tane grubumuzu da buradan sonra örüyorum. Kolumu ördükten sonra yine çiftli grubumu örüp 3 grupta önümüz için örüyoruz. Diğer grupları da örelim. E, sonrasında görüşürüz. Bütün bölümlerimizi örerek tamamladım ben. 3 tane grubumu önüme bir köşemiz. 4 tane grubumuzu kolumuza bir köşemiz. 5 tane grubumuzu arkamıza ve sağında ve sonda köşelerimizi görmektesiniz. Yine 4 kolumuza ve 3 tane önümüze ördüm ve bütün yuvalarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ben her sırada farklı bir renk kullanmak istiyorum. Kalan iplerimi de değerlendirmek istediğim için hani daha sık sık renk değiştireceğim. 3. trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim, ilmeğimi şöyle çıkarıyorum. Burayı sıkıştırıyorum ve tekrar düz yönden örmeye başlıyorum. Yeni rengimi alıyorum. Yeni rengimi aldım. Uç noktadan başlayalım. Burada 3 tane zincirim vardı. Tam o 3. zincirin yani yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru sayarak geldiğimizde tam arasına giriyorum. Şu şekilde bakınız aşağıdan yukarıya tam arasına girdim. İpimi alıyorum. Şu şekilde tutup içinden geçiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim burası trabzan olduğu için bir sonraki sıra yani yeni başladığım sıra kafes olması gerekmekte onun için e, burada kafesle başlayacağım bir sıra trabzan bir sıra kafesimiz olacak bir sıra trabzan bir sıra kafes 3 zincirimizin üzerine bir tane daha zincir ilavesiyle 4 zincire çıkarıyorum ve tığımın başını dolayarak ipimi de şöyle alıyorum arkadan şu araya boşluğa girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 aynı yuvaya 2 3 Bakınız başlangıcı kafeste yaptık. Birebir trabzan olarak örmedik. Çünkü bu aralara yeni trabzanlarımızı öreceğiz. Ve araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Halen ipim bakın arkada devam ediyor. Onu da gizliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 çiftli grubumun yanındaki boşluğa gelerek batıyorum buraya da 3 trabzanımı örüyorum ve ikinci sıramın ikinci rengini de bu şekilde başlatmış oluyoruz burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta kafeste başlaması bakınız bir sıra trabzan bir sıra kafes bir üst sırada yaptığımızı daha güzel anlaşılacak inşallah. Şimdi 3 tane trabzan grubunu ördüm. Şimdi çiftli olan grubumun içerisine giriyorum. Ve 3 trabzanımı 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincirimi ve tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 köşemizi hep bu şekilde öreceğiz. Bütün 4 tane köşemiz var. 4'ünü de aynı şekilde öreceğiz. Ve hemen yanına yatıyorum. Bakın hemen şuradaki bölüme kalkıp da buraya geçmiyoruz. Hemen yanındaki üçer üçer aralıklara giriyoruz her seferinde. 3 trabzanımı örüyorum. 2 3 Araya zincir çekmeden diğer üçlünün arasına giriyorum. Her bir grup arasına üçer trabzanımı örüyorum. Bakın üçer üçer ilerliyoruz. Şimdi örelim. Şimdi şuraya öreceğiz. Bakınız 3 buraya buraya ve çiftli olan bölümümüze geldiğimizde yeniden görüşelim. Evet köşemize gelene kadar örelim demiştim ama ben köşelerimizi de örerek devam ettim. Çünkü farklı bir işlemimiz yoktu bakınız. Yine her bir üçün arasına üçer üçer ördüm. Köşemin alttaki ni göstermek istiyorum hemen üzerine. Yine buradaki çiftli grubumuzu yani köşemizi örüyoruz. Hemen yanına bakın bir tane örüyoruz ve diğer 3 3 aralarına bu şekilde örerek devam ediyoruz. Hiçbir değişik işlem yapmadan sona kadar örerek ilerliyorum. Çiftli olan bölümümüzün hemen dibinde ve yanında bakın. Bundan sonraki sıralarımızda daha nerelere batacağımız çok rahat bir şekilde belirle oldu şöyle üçer üçer zaten ayırıyoruz. İkinci sıramızın da sonuna geldik. İkinci sıramızın sonu tıpkı başlarken kafeste başlamıştık. Bakın sıra başlarımız nasılsa sıra sonlarımızın da mutlaka o şekilde olması gerekmekte. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için sık sık hatırlatmak istiyorum bu tip şeyleri, püf noktalarını. E, çünkü kendimin de zamanında çok yanılgıya düştüğü yerlerden hangisinde son olacağını bir türlü e, bilemiyordum. E, örsök, örsök ya da işte ümitsizliğe kapılı bıraktığımız oluyordu. Bakın kafeste başladıysa kafeste sona ermek zorunda. Trabzanla başladıysa trabzanla sona ermek zorunda. Kafeste başladığım için başlangıçlarda her zaman bu gibi örgülerimizde püf noktasıdır. Zincirle başlarız sıra başında trabzanda bitiririz. Bu değişmez bir kuraldır sevgili arkadaşlar. Trabzanla başlarız. Şu şekilde yani zincirle öreriz başlangıçta trabzanımızı. Bitişte ise trabzanla bitiririz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Zincir çekmedim bakınız. Ve ilk trabzanın tepesine geliyorum. Bir, iki şeklinde örüyorum. Eğer burası dar olacak olursa, elini sıkıysa bu araya bir tane zincir çekip bu sadece son için geçerli. Buraya batarak İkili trabzanımızı da kafes yaparak tamamlayabilirsiniz. Bakınız bir zincirle daha rahat oldu. Yine bir tane zincirimi çekip ipimi buradan şöyle kesiyorum. Bütün işlemlerimiz bir sıra kafes bir sıra trabzan. Şimdi yeniden ön yüze geliyorum ve seçtiğim renkle başlıyorum. Gri rengimi aldım. Kafesin altından şöyle bakınız giriyorum ipimi alıyorum ipi bu şekilde öremiyorsanız önce zincir çekip düğüm atabilirsiniz şu şekilde aldım İpimin kısa bölümünü tutuyorum dolayıp tığıma geçirdikten sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve burası alt sırada olduğu gibi trabzanla başlayacak 1 2 zincirimizle birlikte 2 oldu ve 3 tane trabzanım oldu ipimi de şöyle arkadan götürüyorum ve yeni boşluğa girerek 3 trabzan örüyorum Evet, bu şekilde işlemlerimiz devam edecek. Hiç farklı bir şey yapmayacağız. 3er trabzan, artış yerimizde arasında 3 zincir olan trabzanımızı öreceğiz ve kalan iplerimizi ya da özellikle aldığınız iplerinizi örerek bu güzel yeleğimizi ortaya çıkaracağız. Bakınız, aşağıdaki bir trabzan. Bundan sonraki sıramız kafeste başlayacak. Evet. Şimdi artışımızı da şuraya yani köşemizi de yapalım. 3 tane trabzanımı ördüm. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Yeniden 3 trabzanımı örerek devam ediyorum. Ve işlemlerimde herhangi bir değişiklik yapmadan 3 tane hemen buraya 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 derken buraya ise 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımızı örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz ve istediğimiz renklerle modelimizi hep ön yüzünden kurarak ilerliyoruz renklerimi değiştirerek örgüme ben devam ettim bakınız iki rengi sizlerden ayrıldıktan sonra ördüm Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Trabzan sıramız, kafes sıramız, trabzan sıramız, kafes sıramız. Şimdiki öreceğim rengimde ise trabzan sırası olarak başlayacağım. Ve bu şekilde hep ön yüzden istediğimiz kadar çeşitli rengi e, sırası ile örerek yeleğimizin roba kısmını tamamlayalım. Robamız olduktan sonra yeniden birlikte olalım gövdemiz için. Yeleğimin roba sırasını tamamladım. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm ve şu şekilde bakınız her sırasında farklı rengimi kullanarak ördüm ve çok güzel oldu. İnşallah sizlerinki daha da güzel olmuştur. Şimdi bu rengimde kolumuzu artık gövdemizden ayıracağız ve arasında minik bir artışımız için zincirimizi çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm tam buradaki köşemize üçlünün tekini ördüm ikincisini örmüyorum çünkü diğer tarafa birleşmemizi yapacağız 3 tane trabzanın bu köşemi ördükten sonra bakın şimdi köşemizin bulunduğu yerde 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Şu şekilde diğer köşemizin olduğu yere. Burası arkamız olacak. Bakınız burası kolumuz. Kolumu şu şekilde büküyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2, 3. Evet ilk kolumuzu arasına 5 zincir çekerek ayırdık önümüzü ördük şimdi arkamızı birer birer trabzan aralarına girerek 3 trabzan örüyoruz ve diğer kolumuza kadar devam ediyoruz arkamızı bu şekilde örerek ilerleyelim arkamızı ördüm şu şekilde bakınız zincirimden sonra birer birer ördüm Buradaki köşemin bulunduğu noktadayım. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Aradaki kolumuzu şu şekilde büküyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. Bakın, ön tarafı da artık ara boşluklara girerek öreceğiz. 1 2 3 başa kadar gelelim. Şöyle birleştirmemizi tamamladıktan sonra. Kollarımızı ayırdık. Altına beşer zincir çektik kol altları için. Arkamızı görmekteyiz. Her iki kol altında beşer zincirlerimiz ve her iki önümüzü de örerek tamamladım. Ve ben ipimi kestim. Kafes olarak tamamladım. Şimdi Yine ön yüzdeyiz, dilediğimiz bir renkle. Tabi burada kalan iplerimizi değerlendirmek için yola çıktık. Tabii ki bu tür örgüleri sevenler illa kalan ipte de değil, özellikle de karıştırarak görebilirler. Çünkü çok şık olmakta bu örgümüz. Ben çok seviyorum bu trabzanla çalışmayı. Evet, şimdi ben mavi rengimi alıyorum, örmeye başlıyorum. Buradan direkt giriyorum kafesimin içerisine ipimi alıyorum ve hemen bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ipimizi mutlaka sol tarafa doğru tutuyoruz ve altından şöyle örerek ilerliyorum hem kalan ipimi gizliyorum ki sonra işimiz fazla olmasın üçer üçer trabzanlarımızı örüyoruz bakın ipeyce götürüyorum Şimdi kol altına kadar gelelim. Önden başladım. Kol altının bulunduğu yere kadar geldim. Zincirimizin bulunduğu yerdeyiz ve burada son trabzanımız var. Bakınız burada birkaç işlem yapacağız. Bakın tığımın başında doluyorum. Son trabzanın üzerine bakın son trabzan grubumuzun son trabzanın üzerine 3 tane yeni trabzan örüyorum. 1 2 3 Burada bir tane artışımızı yaptık. Şimdi tam ortasına 5 tane zincirimizin tam ortasına 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Diğer kolumuzda da aynı işlemimizi çalışacağız. Ve bunlar gövdemizi genişletecek e, artışlar olacak. Bakın sona ördüm. Tam ortaya ördüm. Şimdi arkamın e, grubun bakın 3 tane trabzan grubunun ilkinin üzerine de 3 tane trabzanımızı örerek Burada da yeni bir grup oluşturuyoruz. 2 ve 3. Şu şekilde bakınız kolumuzun altını ayarladık. Şimdi arkadan yine trabzan aralarına üçer üçer örerek ilerliyorum. 3 trabzan, 3 trabzan örüyorum. Diğer kol altında da aynı bu işlemimizi tekrar edeceğiz. Kolumuzun altına doğru ilerleyelim arkamızı örerek geldim diğer kol altımızı yapmıştık bu tarafa doğru örmeye devam ettim ve ikinci kolumuzun bulunduğu noktadayız yine bu üçlü grubumuzun üçüncüsünün üzerine giriyorum 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum tığım başını doluyorum 5 zincirimizin tam ortasına giriyorum aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum aynı nokta içerisine ve tekrar bu ikisini ördükten sonra buradaki önümüzün ilk trabzanına yani buradan giderken ilk trabzanına giriyorum ve 3 tane yeni trabzanımı da buraya örüyorum Evet her iki kolumuzun altının artış işlemlerini bu şekilde yaptık bundan sonraki işlemlerimiz bu zamana kadar yaptığımız gibi her sırada bir rengimizi değiştirerek bu güzel yeleğimizi tamamlayacağız Yeleğimizi, renklerimizi değiştire değiştire ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ve buradaki kolumuzu birleştirdiğimiz renkle birlikte 21 sıra ördüm ve yeterli oldu. Bakın bu şekilde şimdi alt kısmının lastik çalışmasını yapalım ama öncesinde bakınız ben yanın bir tanesini Örmüştüm. Başını bir defa çek, dolayıp çektiğim 3 sıra ördüm. Bu tarafı da aynı şekilde örelim. Buraya ilik çalışması yapalım. Diğer tarafa ben ilik çalışması yapmadım. Düğmemi kullandım. Şimdi bir tane zincir çekerek başlıyorum. En alttan giriyorum. En altta bakınız şu şekilde zincirimin bulunduğu yani kafesin bulunduğu alanı görmekteyim giriyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp ikinci kez girip çekiyorum. Bir sonrakine bir defa girdim. Bir sonrakine bir defa. Gereken yerlerde iki defa girelim. Bakın mavi rengimde iki defa girdim. Diğer rengimde bir ve ikinci kez girdim. Dar olan yerlerde bir, diğerlerinde iki defa başını dolayarak örelim. Yeşilimde bir alıyorum, kremde bir, pembe'mde bir aldım. Birer birer, morumda 2 Yani tamamen göz kararı bir şekilde e, ilerleyeceğiz. Yukarıya doğru devam edelim. Geniş olan yerlerde, bakın şu şekilde geniş olan yerlerde mutlaka iki defa kirelim. de dar. Genelde trabzanlı bölümler e, daha geniş olduğu için. İki defa almakta fayda var. Kafes tek. Evet yukarıya doğru ilerleyelim. Aşağıdan başladım. Yukarıya doğru geldim. En üst bölümdeyim. Bakınız. Tığımın başını doladım. Bir defa batıyorum. Ve ilk yuva olarak kurduğum yerine girerek bir defa içinden girip çıkıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bu kez hazırlamış olduğum yerlerin üzerine batarak ilerliyorum başın dolayıp çekiyorum. Başın dolayıp çekiyorum ama burada ilik çalışmamızı da yapalım. ilkine battım. 1 2 tane zincir çektim. 1 atladım, 2 atladım. üçüncüye batıyorum. bir tane düğmemin yerine bu şekilde ayarladım. Tamamın başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 10 defa ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 İki. burada ikinciye batıyorum. Şurada yan yana ikisini ayrı ayrı battığım için buraya da bir tane ilik çalışıyorum. 10 tane başını dolayıp tek seferde ördüm. 11.ye batmadan iliğimizi açtım. Yine aynı şekilde devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ördüm. 2 defa zincirimi çekiyorum. Bakın 1 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. Bakın 1 2 3.ye batıyorum. Ve bu şekilde sıramızı aşağıya kadar tamamlayalım. Toplamda 4 tane ilik açmış olduk. 1, 2, 3, 4. Şu en aşağıdaki 4. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. 3. ve son sıramızı örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. İkincisini de dibine battım. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Zincirimin bulunduğu yere tığımın başını doluyorum. 1, başını doluyorum. İki defa şu şekilde başın dolayıp tek seferde çektiğim trabzanımı örüyorum ve sonrasında tığımın başını tekrar doluyorum yandan devam ediyorum hepsini eğer potlu oluşacak yer varsa atlayarak örebilirsiniz bir tane atlayıp potlu düzeltebilirsiniz birer birer üçüncü kez aynı işlemimi tekrar ediyorum iliğimin olduğu yere kadar geldim yine tığımın başını doluyorum zincirimin altından bir tekrar zincirimin altından ikinci kez giriyorum ve şöyle görelim bakınız birinci iliğimizi şuradan çalışmıştık arada tek sefer başını dolayıp aldım yine iki defa iliğimin içine girdikten sonra sıradaki yere tığımın başını batırıp çekiyorum ve başa kadar iliklerimizi açmış bir şekilde geliyoruz alttan başlamıştık bakınız iliklerimizi açarak yukarıya kadar geldim en son iliğimin içerisine de ördüm tığımın başına doluyorum şu şekilde bakın kapatıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve şimdi alt kısmı yapmak için hazırız ipimizi daha sonra gizleyeceğiz altına lastik çalışmasına geçelim şimdi şuradaki daha önceki yapmış olduğum köşeden giriyorum ipimi sağ tarafa yatırıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum 3 tane zincirimi şöyle iplerimi bakın hem daha önceki kalan her ikisini de şöyle alıyorum buradan gizleyerek ilerleyeceğim Birinci en sondaki hemen ikinciyi şu çizgi üzerine batalım. Bir ve iki. Hemen üçüncüyü de şu araya girelim. Dördüncü trabzanla da buraya batıyorum. Zincirimle birlikte kenarda dört tane trabzanım oldu. Ve devam ediyorum. Sarının üstüne geçiyorum. Bir. Sırası ile örüyorum ama aralarda birer atlayalım çünkü çok geniş bir lastik olur. Şu ortadakini atlıyorum. Ona batıyorum. Dev yanındakini örüyorum. Yanındakini örüyorum. Yanındakini yine ördüm. Şimdi bir tane daha atlayalım. Burada yaptığımız işlem birini örüyorum, birinden atlıyorum. Birini örüyorum, birinden bir tane atlıyorum bu şekilde eksilme işlemi yaparak bel kısmının lastiğini daha düzgün öreceğiz inşallah. Bunu ördüm. Bakın burada atlamıştım. Bunu atlayacağım. Trabzan grubu. Bunu atlıyorum. Diğerine batıyorum ve bu şekilde bir trabzan grubundan bir tane atlayalım. Diğerini tam örelim. Bu şekilde ilmeklerimizi lastiğimiz için toparlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi yine sarının bulunduğu yere bir tane trabzan, bastiğimizin olduğu yere ikinci, üçüncü ve en uca batarak dördüncü trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirle örgümüzün ikinci sırasını başlatıyoruz. Ve tığımın başını dolayarak ilk trabzanımı şu şekilde yandan girerek örüyorum. Bir ve iki. Sıradaki trabzan için tekrar doluyorum. Ardından giriyorum. 1 ve 2. Tekrar yandan sırayla örüyoruz. Bir yandan. Bir ardından. Yandan. Hiç atlamıyoruz. Ardından. Sıramızı ilerletiyoruz bu şekilde. Yan yandan bakınız. Ve ardından. Evet, diğer sıralarımızı da kabartılı olanları yandan öreceğiz. İçteki olanları ise ardından girerek öreceğiz. Bu ikinci sıramız. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 3 sıra 4 sıra ne kadar belin kalınlığını isterseniz o kadar örebilirsiniz. Dediğim gibi şu dışa çıkıntı olanları yine yandan alıyoruz. İçteki kalanlar ise ardından girerek yönümüze göre örüyoruz. Yine bir hatırlatma yaparım ben. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bir sıra ördüm ben üzerine. Aynı şekilde bakınız yeniden örüyoruz. Kabartıları yandan giriyorum. Bu benim dördüncü sıram olacak başlangıçla beraber. Dıştakilerini bir yandan bir ardından şeklinde örelim Kabartıları yandan içtekilerini ardından istediğiniz sırada tamamlayabilirsiniz. Yakamızı çalışmak için düğme yeri alıyorum. Şu kısmı ve arkasını çeviriyorum. Şuradan kenar patımızın hemen yanından bakınız 3 tane trabzanımız vardı. Trabzanımızın hemen yanından giriyorum ve buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen şuradaki yuvanın içerisine girerek 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 burası kenarda kaldı bakınız bu 3 zincir kenarda trabzanımız yuvanın içerisinde ve sonrasında diğer yuvanın içerisine yine 3 tane trabzan olarak örüyorum 3 trabzan da buraya ördüm. Araya zincir çekmeden bütün buradaki kutuların içerisine birebir üçer e, trabzan örerek sona doğru ilerleyelim. Her bir yuva içerisine 3 tane, 3 tane köşemize de 3 tane, 3, 3, 3, 3, 3, 3 araya zincir çekmeden ilerleyelim. Başa kadar geldim. Üçer trabzan, üçer trabzanımı ördüm. Başlayayım. Şimdi tığımın başını doluyorum bir tane trabzan şu kenardaki iliğimizin olduğu bölüme doğru yaklaşık gelip batıyorum. 1, 2, 3 defa da aldığım bir tane trabzanımı örüyorum. Burası başlangıçta zincirle başlamıştık. Biterken trabzanla bitiriyoruz. Ve yeniden yeni sıram için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve sıramı başlatıyorum. Burada üç tane e, üçerli trabzan, dördüncüyü 4 tane trabzan olarak öreceğiz. Yani 3 trabzan, Dördüncüyü dört tane trabzan şeklinde öreceğiz. Şimdi tığımın başını doladım. Bir tane daha zincir çekeyim. Dört olsun. Araya giriyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Grubumu. Üç tane üçlü grubumu öreceğim. Birinci grubum. İkinci grubumu örüyorum. İkinci grubum. Ve bu üçüncü grubumuz. Üç tane üçlü grubumu ördüm. 1, 2, 3. Burada zincirimiz vardı. Zincirimizden sonra 3 grubumu tamamladım. 4. trabzan grubunda 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ve e, bu yakamız kıvrılmıyor, çekmiyor. Böyle olduğu zaman, artışımızı yaptığımız zaman. Şimdi bundan sonraki sıralarda da 3 üç tane üçlü 1 tane 4'lü öreceğiz. Birini daha birlikte çalışalım. Daha güzel anlaşılsın. Şimdi ben üçünü öreyim. 4'ten sonra bakınız burayı 3 örmüştüm 4 ördüm 3 ördüm Dördüncüyü yine 4 tane olarak örüyoruz ve sıramı bu şekilde örerek tamamlıyorum yakamızdaki ikinci sıramız bakın İkinci sıramızı tamamladım 3 trabzan ördüm dördüncüyü bu şekilde 4 olarak ördüm en son 2 kaldı bakınız şurası da trabzanımızı ördüğümüz yerde yine buraya trabzan yaparak bitiriyoruz 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafta gerçi 4 çekmiştik. 4 zincir çekelim. Zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Yeniden üçerli gruplarımı örmeye başlıyorum. Bakın bu kez buraya birer içeriye girdik. Bu sıramızda iki tane üçlü grubumuz. bir tane 4 öreceğiz. 2 tane üçlü grubum ördüm. 3. 4 örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 üçlü 1 4. Bundan sonrakilerine de aynı şekilde iki tane üçlümüz. İkinciyi örüyorum. Bu da 4 olan grubum. 3 ve 4. 3. sıramızdayız. 2 tane üçlü, 1 tane dörtlü. 2 üçlü 1 dörtlü olarak 3. sıramızı da tamamlayalım. Sıramızın sonuna artışlarımızı yaparak geldim. 2 tane üçlü, 1 tane dörtlü ördüm. En son dörtlüyle tamamladım. Sıramın sonundayım. Zincirimi çektiğim yere bir defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum ve 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum ve yakamda dördüncü sırama başlıyorum tığımın başını doluyorum iki trabzan arasına 3 tane trabzanımı örüyorum bu sıramızda bir tane üçlü bir tane dörtlü olarak örüyoruz 2 3 ve 4 bir üçlü bir dörtlü şimdi üçlü örüyorum 3 üç. Sıradaki dörtlü. Bir, iki, üç ve dört. Bir, üç, bir, dört sıramızı tamamlayalım. Bir üçlü, bir dörtlü sıramızı tamamladık. Şimdi tığımın başında doluyorum. Zincirime giriyorum. 1 2 3 ve üzerine dört tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Bu sıramızda bütün trabzanlarımızı dörtlü olarak örüyoruz. Hepsini dörtlü olarak örüp tamamlıyoruz. 3 ve 4. Yanındakini artık sona yaklaşıyoruz. Bundan sonraki sıra çerçevesi olacak. Dörder dörder trabzanlarımızı son sıramızda örelim. Sıramın sonuna geldim. Yine trabzanımla bitiriyorum. Ve bu son sıramız artık. İpimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra şimdi kenarını bir sıra tığlama işlemi yapalım. Onun için başladığımız yeri çeviriyorum. İpimi bu taraftan kestim. Diğer tarafa geldim. Zincirimin içerisine şöyle battığım yere ilk önce batıyorum. Bakın başlangıç yerine ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum buradaki kalan ipimi de şöyle tutuyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Gelip tek seferde çektim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 Gereken yerlerde 3 Gereken yerlerde 2 defa başını dolayalım. Tek seferde ve çekelim şu şekilde başını doluyorum 2 ve 3 defa yaptım bakınız burayı da 3 örelim 1 2 3 yaptığımız işlem sadece bu hatta bir tane daha yapalım burayı 4 olsun şöyle yakamızın dönüş yeri sonrasında trabzanlarımın tepesine birer birer batarak tek seferde çekme işlemimizi yapalım ve yakamızı sona kadar bu şekilde örelim her birine birer tane batıyorum her bir trabzanına bir tane batıp tek seferde çekiyorum diğer uca kadar bu şekilde ilerleyelim yakamı uca kadar örerek geldim şimdi buradaki kenardaki Trabzanlarımızın bulunduğu yerleri de örelim. Trabzan ve zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Diğerine 3 örelim. 1, 2 ve 3. Yine 3 örüyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. En sonu 2 yapıyorum 1 2 tabi nasıl denk geliyorsa o şekilde yapmanız en uygun olacaktır ve batıyorum yakanın kendisine bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve yakan bu şekilde tamamlanmış oluyor çok tatlı çok güzel bir yaka oldu. Şimdi tamamlanınca güzelce yeleğimizi serdiğimizde bakacağız. Evet en son olarak ben kolumun bir tanesini örmüştüm. Diğeri kalmıştı. Yakamı önce örmeyi tercih ettiğim için. Şimdi burada kolumuzu da birlikte örelim. 3 sıradan oluşuyor kolum. Alttan başlıyorum. Kol altında sabitliyorum buraya ve bir tane de zincir çekiyorum. Hemen yanına gelip batıyorum ve döndürüyorum trabzanıma giriyorum yandaki trabzanımın ilkine batıyorum şöyle ipimizi de alalım ikincisine batıyorum ve üçüncüsüne bakın birer birer başını dolayı tek seferde çektim ama arada bir ortadakini atlıyorum çünkü çok bol olur ben şöyle bakın toparlanmış bir kol istiyorum o yüzden arada bir tane bakın atladım gördüğünüz gibi tam ortadakini atlayalım şimdi şöyle sündürdüğüm için belli oldu şöyle yapalım bunu atlıyorum diğerini batıyorum. ve diğerlerini örüyorum bir tanesini örüp diğer üçlü de atlıyorum ya da bazen iki tane üçlü de yan yana atlayabiliyorum çünkü dar olmasını istiyorum bir üst sırada da aynı şekilde daralmaya gidebilirsiniz hiç belli olmamakta. Başlangıç yerime kadar geldim. Zincirimi çektiğim yere batarak birleştiriyorum kol altından. Bir tane zincir çekip tersini çeviriyorum. Tersinden örüyorum. Buradaki aldığımız bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Eğer bol geldiyse yani potluk olacaksa yine artarak örebilirsiniz. Bu sırayı tersten örüyorum. Diğer sırayı da düzden öreceğim ve kolumu tamamlayacağım 3 sırada. Kol altına kadar geldim. İkinci sıramı tamamlamak üzereyim. Tersten örmüştüm. Giriyorum zincir çektiğim yere. ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar ön yüzden Son sıra olarak örüyorum, başını dolayıp batıyorum, başını dolayıp batıyorum. Gerekirse bir tane ileriye doğru da gidebilirsiniz, yani atlayabilirsiniz. Eğer e, sık olduysa, yani istediğiniz daralma olmadıysa, atlama işlemi de yaparak tamamlayabiliriz. Kolumuzu da tamamladım ve yeleğimiz artık bitmiş oldu. Şöyle görelim. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Şöyle arkasında çevirip bakacak olursak arkasından da gayet güzel durmakta. Rengarenk cıvıl cıvıl bir çalışma. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.